Sevgili hocam, beni bağışlayın ne olur. Size ve üniversitedeki akademisyenlere gerçekten saygı duyuyorum ama ben Amerikan üniversitelerinde, Hint üniversitelerinde, Çin üniversitelerinde, Batı üniversitelerinde pek çok yeni buluş, yeni patent teori, yok bizde, pek evet. çok şey ortaya Tabii. çıkıyor bizim üniversitelerin. Üniversitelerimiz alınmasın ama bizim üniversiteler kuru sıkı ezberin ötesinde ne bir hiçbir konuda... Üniversitelerimiz ideolojik güçlere yani dönüştü. Evet. Yani üniversitelerimizi, hiç alakası yok. Hayır bakalım. Yani bizi o zaman aydınlatın. Ben üniversitelerimizi evet. açıkçası Biz, yani üniversitelerimiz böyle ideolojik güçlere dönüştü. Öne çıkamadı hocam. Yani üniversitelerimiz ben herhangi bir bilimsel atağını uluslararası çapta bilimsel etkinliğini ne ben ne Türk kamuoyu görmedi. Yani üniversitelerinde biraz kabahati var galiba. Şimdi, Sayın Başbakan'a bu noktada hak veriyorum şimdi, açıkçası. Biraz şimdi iğneyi bunu, kendinize batırsanız şimdi hocam. Şimdi ben o zaman somut verilerle Buyurun size hocam. Cevap vereyim. 1981-82 yılından 2004 yılına kadar, 4 sonuna kadarki gelişmeleri söyleyeyim. Bilimsel atıf indekslerine giren yayın sıralaması dünyada üniversiteleri kategorize etmekteki en önemli kriterdir. Türk üniversiteleri 44. sıradan 21. sıraya yükselmiştir bu geçen süre içinde. Ve bilimsel üretim bağlamında. Evet, bilimsel yayın. Yani yayın. Bu yayınlar Türkiye'de yapılan yayınlar değil. Uluslararası yayınlar, bu yayınlar atıf alan yayınlar. Bizim bilim adamlarımızın yaptığı yayın başka ülkelerin bilim adamları tarafından atıf olarak gösteriliyor. Yani son derece ciddi yayınlar. Son rakam hatırladığım kadarıyla 14.387'ye ulaşmıştır ki bu son derece önemli bir gelişmedir. Bu süreç içerisinde üniversitelerimiz kantitatif olarak yani kaliteyi bırakın sayısal olarak büyük bir büyüme göstermişlerdir. Öğrenci sayımız 7 kat artmıştır. Okullaşma oranı yüksek öğretimde %6.1'den sayın sağlam yanlış hatırlıyorlar açık öğretim dahil 27.7'ye yükselmiştir. Hani 30 diyor ya o rakama çok yaklaştık. Örgün öğretim bunun içinde %18'lik bir paya ulaşmıştır. Öğretim üyesi sayımız 6 kat artmıştır. Yani bunlar önemli gelişmelerdir. Şimdi bütün buna karşılık devlet bize ne veriyor? Şimdi siz gerçekten çok önemli bilimsel çalışmalar, patent çalışmaları yapmak için ciddi yatırımlara muhtaçsınız. Yabancı ülkelerde bunlar veriliyor üniversitelere. Şimdi bize bakıyoruz Avrupa Birliği ile Türk üniversitelerinde öğrenci başına düşen devletin verdiği para itibariyle baktığımızda Avrupa ülkeleri bizim 4 katımız 5 katımız öğrenci başına daha fazla. Bizde 1400 dolar orada 6500 dolar öğrenci başına verilen para. Üniversitelerin yıllardır yatırım bütçesi yok biliyor musunuz? Üniversite bütçesinin %70'i personel giderleri, %10 küsürü cari giderler. Üniversitelerde idari görevli yok. Üniversiteler ayakta zor duruyorlar. Kendi döner sermayeleriyle yaratıp elde ettikleri ve bilimsel araştırmalarını finanse ettikleri paralarına Maliye Bakanlığı el koyuyor. Ve sonra siz dönüyorsunuz diyorsunuz ki üniversiteler türbanla uğraşmasın. Üniversiteler türbanla uğraşmıyor. Çünkü üniversitede türban diye bir sorun yok şu anda. O mesele bitti. Üniversiteler bilim üretmeye çalışıyor. Mehmet Kendilerini Bey bu sizi mutlu ediyor. Evet, Mehmet Bey. Bu sizi mutlu ediyor yani mu? Üniversitelerin zamanını türban konusu falan sevgili işgal hocam, etmiyor. Sevgili hocam, Sayın Metiner. Bütün üniversitelerde bir tek başı örtülü, türbanlı öğrencinin olmaması sizi mutlu ediyor mu? Peruk takarak gelen var. Üniversiteye geldiğinde başını açarak gelen var. Niye çeşitliliği, çoğulculuğu? Size şunu söyleyeyim Sayın Metiner. Türbandan dolayı eğitim hakkı engellenen öğrenci sayısını bütün Türkiye'de siz yani maksimuma çıkarsanız bu 10 bin kişiyi bulmaz. İstanbul Üniversitesi'nde bir ya da iki kişi diyorum. Sevgili maksimum hocam, sevgili hocam. Bir kişi bile önemlidir diye bana cevap vereceğinizi Hayır, cevap biliyorum. Vermeyeceğim. Bunu söyleyeceğinizi biliyorum.